Herkese merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün challenge videosuyla söz verdiğimiz gibi sizlerle beraberiz. Normalde her videoda bir girizgah yapıyorum ama challenge'ın heyecanını kaçırmamak için açıkçası bugün o girizgahı yapmayacağım. Evet, biz de açıkçası bu challenge akımına uyduk ve 14 günlük bir challenge denedik. Birazdan detaylarından bahsedeceğim. Biliyorsunuz daha önceki videolarımızı izleyenler de bilecektir ama bilmeyenler için biz belli bir süredir kendimize bir farkındalık yaratıp hem daha sağlıklı, daha mutlu, daha pozitif olmak için beslenme şeklimizi değiştirmiştik ve bir spor rutini kendimize oluşturmuştuk. Yani daha sağlıklı, daha pozitif, daha mutlu olmak için hem sağlığımıza, hem vücudumuza, hem de kendimize iyi gelecek neler varsa onları denemiştik. Bunları da zaten sizlerle paylaşmıştık. Özellikle bu korona sürecinde biliyorsunuz YouTube'daki trendlerde challenge en başta geliyor. Ve insanlar hani bir akıma uydular, onların videolarını çektiler, birbirleriyle paylaştılar ve bu büyüdükçe büyüdü. Ben açıkçası böyle bir video çekmeyi düşünmüyordum fakat ne düşündürdü derseniz Damla bu arada kendine bir spor rutini oluşturmaya çalışırken Chloe Ting'le tanıştı. Mutlaka bilenleriniz vardır. O sırada before after'ları izlerken yani dedim ki bu nasıl bir şey? Hani bu kadar etki edebilir mi acaba 14 günde? Hani 25 günlük, 35 günlük başka programları da var Chloe'nin. Web sitesine girerseniz zaten görürsünüz. Hangisini isterseniz tabii ki onu yapmakta özgürsünüz veya bölgesel olarak neye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız o programı da uygulayabilirsiniz. Ama ben hani hiç bilmediğim için çok uzun programları uygulamak yerine kısa programları uygulayıp hani bir sonucu görüp ondan sonrasına nasıl devam edeceğime karar vermek istedim. O yüzden de 14 günlük karın bölgesine yönelik programını denedim. Zaten videoyu anlatırken hangi programı kullandığımı ekleyeceğim. Siz de oradan görebilirsiniz. Bu program aslında karına yönelik ana olarak ve en ana etapta 14 gün boyunca 2 gün boş olmak üzere her gün temelde 2 tane programınız var. Bu programın haricinde de belli günlerde 3. veya 4. programları ekliyor ve opsiyonel bir takım videolar sunuyor size. Opsiyonelleri yapmak zorunda değilsiniz ama biz yaptık. 2 tane opsiyonel vardı. Biri 2. günde, biri 8. günde sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Hani biri daha kısa, biri daha uzun bir opsiyonel ama yaparsanız etkisini arttıracağını söylüyor. Dediğim gibi temelde 2 tane ana programı var. Her gün o programı mutlaka yapıyorsunuz. İlki birazcık zor. İkincisi, ya birinciyi yapınca ikinci çok daha kolay geliyor. Üçüncü ve dördüncü de hani bacak veya karın veya hani o günün programına göre o bölgelere yönelik bazı ilave videolar koyuyor. Her günün zaten programın içeriğine girdiğinizde her gün ne kadar süre yapacağınız, hangi programları yapacağınız zaten orada başında yazıyor. Videoların şöyle bir güzelliği var. Şimdi normalde mesela pilates falan yaparken sayarlar işte son 8, son 7, son 6, son 5 gibi. Burada sizin sürekli ekrana bakmanıza gerek kalmıyor. Çünkü mesela 30 saniye boyunca o hareketi yapmanız gerekiyorsa 30 saniyenin bitimine 3 saniye kala uyarı veriyor size. Dıt 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 gibi. Siz bittiğini anlıyorsunuz. Dolayısıyla sürekli hani hem spor yapıp hem ekrana bakmak zorunda kalmıyorsunuz. Chloe'nin güzelliklerinden bir tanesi bu. Ha şunu başta söyleyeyim, yaptıkça da anlayacaksınız. Program kolay değil, kabul ediyorum. Ama Chloe videolarında şunu söylüyor. Lütfen gerekirse uzun sürede yapın ama bırakmayın. Mesela bu Chloe'nin 14 günlük programına ilk Damla başladı. Belli bir süredir spor yapmadığı için veya spor rutini hani böyle düzenli olamadığı için açıkçası ilk zamanları çok uzun yaptı. Mesela ilk iki program yaklaşık 24 dakika ama mesela 40 dakikada yaptığı oldu, 45 dakikada yaptığı oldu ama sonradan 24 dakikada yapmaya başladı. Yani vücudunuz alışacak. Neye alışmıyor ki? Buna da alışacak. Gerekirse 1 saatte yapın. 2 saat yapın, hiç önemli değil ama bırakmayın. Gerekirse ara vere vere yapın. Kendinizi bıktırmadan, çok sıkılmadan ama bırakmayın. 14 günün sonucunda ki ben hani çok böyle acaba bir sonuç alır mıyım, almaz mıyım çok emin olmadığım bir programa başladığım halde gerçekten sonuçlar beklentimin üstünde. Videonun sonunda zaten sizlerle heyecanla paylaşıyor olacağım. Programa ilişkin bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Chloe videolarında aç karnına yapmamız gerektiğini söylüyordu. Daha doğrusu öneriyordu. Ben de hatta dedim ki yani ne alaka, ben her saat spor yapan bir insanım. Yani bunun hani kişinin bünyesine göre değişiyor olması gerekiyor dedim ama ilk gün akşam yemeğinden 2 saat sonra yaptım. İnanın bir gün boyunca mide yanması çektim ki hiç mide problemi olan veya bu konuda bir sıkıntı yaşamış bir insan değilim. Çok fazla zıplamalı, atlamalı hareket olduğu için dolayısıyla o mideyi çok salladığında mide yanmasına veya mide ile ilgili bir takım sıkıntılara sebep olabiliyor. Ne demek istediğini o zaman anladım. Ondan biridir de ikinci günden itibaren aç karnını her sabah kalkıp yaptım. Biliyorum şimdi siz diyeceksiniz ki İnci sen evdesin, bunları yapacak zamanın var, çalışan insan bunu nasıl yapsın? Biliyorum hiç kolay değil, kolay da olmayacak ama hiçbir şey başlangıçta kolay değildir. Her sabah bir yarım saat 40 dakika erken kalkabilirseniz,
ya da çok sizi zorluyorsa akşam hemen yatmadan önce yapabilirseniz belki bu rutini sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence bir yerden mutlaka başlayın. Emin olun siz zaten o rutine alıştıkça siz kendiniz belki de erken kalkacaksınız ya da kendiniz yapmak isteyeceksiniz. Zor olduğunu bile bile. İnanın ben normalde hani sporu çok seven bir insanım ve spora da vücudum alışık belli bir süredir yaptığım için, bir rutinim olduğu için. Ama bu hareketlerde şey diyordum yani hareketlerin zorluğundan değil. Hani böyle hareketler bazen tekrar ediyor. Her gün spor yapmak, her gün o kadar terlemek. Ay bitsin artık tamam falan diyordum ama mesela son bir haftada onu demedim. Çünkü bir amacınız olunca bir şeyler yapmak için hani hedef koyunca gerçekten bir şekilde o kararlılığı götürüyorsunuz. Benim hedefim açıkçası bir kilo vermek, incelmek değil, bir hani sonuç elde edebilir miyimi görmek ve bunu açıkçası video çekip sizlerle paylaşmaktı. Hadi ince bu videoyu çekeceksin, hadi ince bu videoyu çekeceksin diye bir 14 gün geçiverdi. Siz de eğer hani bundan çabuk sıkılabileceğinize, çabuk bırakabileceğinize inanıyorsanız sizi ayakta tutacak, diri tutacak bir hedef koyun kendinize. Bu eşinizle iddiaya girmek olur veya arkadaşınızla challenge yapmak olur. Ne olduğu hiç önemli değil. Sizi ne hırslandırıyorsa bu anlamda. Hırslandırmak da demeyeyim de sizi bu anlamda kararlı tutan neyse açıkçası bunu yapmalısınız bence. O sizi ayakta tutacaktır, yapmaya zorlayacaktır. Genel olarak programla ilgili bilgi verdiğimi düşünüyorum. Umarım atladığım bir şey yoktur. Şimdi bu 14 gün boyunca zaman zaman videolar çektik, kayıtlar yaptık. Hareketleri nasıl yaptığımızı görmeniz için böyle kısa bir video gelecek şimdi. Onu izledikten sonra heyecanla sizlerle sonuçları paylaşıyor olacağım. Evet, şimdi ilk günün ikinci etabına başlıyoruz. Şu an iyiyiz, biraz nefes nefesteyiz ama şu an bir problem yok, vücut alıştı. Bakalım ikinci nasıl olacak? İlk 14 dakikaydı, şimdi 10 dakika. Sonra ilk gün tamamlayacağız. Evet, ilk günü bitirdik. Gördüğünüz gibi kantar içindeyim. Üçüncü günün normal hareketleri bitti. Şimdi ilave hareketler ama onlar opsiyonel değil. Bugünün zorunlu. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Üçüncü gün de bitti. Evet arkadaşlar, 6. günde bitirdik. Vücut tabii daha çok alışıyor, daha kolay yapıyorsunuz bazı şeyleri ama ter aynı, efor aynı, bir şey fark etmiyor. Diğer günlerde görüşmek üzere, hoşçakalın. Çabuk geçirdim. 9. gün boştu biliyorsunuz. Boş günün ardından böyle 47 dakikalık uzun bir program vardı. 4 gün kaldı. Evet arkadaşlar, 12. günde bitti. Aslında daha kolay yapmama rağmen daha çok terledim çünkü hava da çok sıcak. Halim ortada görüyorsunuz. Görüşmek üzere. Beğendiniz mi arkadaşlar? Evet, gördüğünüz gibi hani hızlandırılmış olduğu için tabii ki hareketler size belki çok daha kolay görünebilir ama yaparken anlayacaksınız. Hani benim spor rutinim olmasına rağmen her gün ne kadar terlediğimi, saçımın başımın ne hale geldiğini gördünüz.
Ama gerçekten etkili sonuç verdi. Ha, sonuç olarak şuna gelirsek, sürekli bu tarz program yapar mıyım? Açıkçası yapmam. Yani yapmak istemedim hani program bitiminde. Aa, Chloe evet çok etkili, süper. Ben bundan sonra bütün hep Chloe'nin programlarına devam edeyim demedim. Neden? Çünkü benim kendime göre bir spor rutinim var. Hani bu söylediğim benim için geçerli tabii ki. Siz kendinize göre, kendi hayat düzeninize göre devam da edecek olabilirsiniz. 25 günlüğe devam edeyim, 35 günlüğe devam edeyim ya da şunu da deneyeyim diyebilirsiniz. Etkisini iyi aldığınız için. Ama ben zaten hani yaklaşık 1,5 senedir vücudumun hani spora alışması, belli bir spor rutini olması için zaten düzenli olarak uğraşıyorum. Hani bu challenge sadece kısa zamanda o etkiyi biraz daha böyle tat noktaya çıkarmış oldu. Ha, ara ara mesela normal spor rutinimin haricinde bunları deneyebilirim ama bundan sonra mesela ben kendi rutinime hani Leslie'ye ve Pilates videolarına devam edeceğim. Ama hani farklı challenge'lar olursa böyle bir haftalık vesairelik, onları da tabii ki eğer yapmak istersem sizinle mutlaka paylaşıyor olacağım. Şimdi gelelim sonuçlara. Kağıdımı kalemimi alıyorum. Zaten hani ben buradan bakacağım, kağıda yazdım yanlış söylemeyeyim diye, ama siz zaten videonun ekranında da rakamları görüyor olacaksınız. Şimdi ilk gün ölçüm yaptık biz aç karnına. 58 kiloydum ben. Özür dilerim, 59 kiloydum. Göğüs ölçüm 88'di. Alt karın 86'ydı. Yani karın bölgesi diyoruz biz ona. Bel 70'ti. Kalça 103'tü. Sol bacağım 57'ydi. Sağ bacağım da 57'ydi. Burada sol bacağınızla sağ bacağınız aynı çıkmayabilir. Aynı çıkmayanlar olmuş videolarda. Olabilir, hatta biz de ilk ölçtüğümüzde bir yarım santim fark vardı. Sonra tekrar ölçtük. Bu arada ölçümle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ilk başta ölçtüğünüzde sonda ölçtüğünüz ölçünün aynı yerden olabilmesi için kendinize bir metot belirleyin. Biz onu yapmadık. O yüzden acaba yanlış mı ölçtük diye bir şüpheye de düşmedik değil. Hani mesela örnek veriyorum, bacağınızda ölçerken dizimden 5 santim yukarısından ölçüyorum. İşte kalçada atıyorum hani belimin bittiği yerin 5 santim altından veya işte göğsü ölçerken hani kendinize bir metot belirleyin ki başta ölçtüğünüz yerle sonda ölçtüğünüz yer aynı olsun. Bir de başta giydiğiniz kıyafet veya iç çamaşırı neyse son gün ölçerken de mutlaka aynı şeyleri giyin. Çünkü giydiğiniz şey de ölçünün şeyini değiştirebiliyormuş. O yüzden hani yanlışlık olmaması adına, sizi doğru yönlendirmesi adına. Bununla beraber son gün yani 14. gün sporu bitirdikten sonra ölçümlenmeyin, ölçüm yapmayın. Çünkü spor yaptıktan sonra kaslarımız şiştiği için yanlış ölçü verebilirmiş. Biz de zaten bu ölçümleri ertesi gün sabah aç karnına yaptık. Şimdi sonuçları veriyorum. 14. günün sonunda yani 15. günün sabahında göğsüm 85,5'tu. Yaklaşık 2,5 santim incelme var. Karın 79,5'tu. Yaklaşık 6,5 santim incelme var. Bu arada 6,5 santim hani ölçü olarak size çok gelebilir ama hani sonuçta yuvarlak ölçtüğümüz için çember olarak düşünürseniz, yani şu çemberle şu çemberin arasında çok büyük fark olmayabilir ama aslında baktığınızda santim olarak çok büyük fark olabilir. O yüzden hani gözle görülebilir olacaktır değişiklikler ama hani ölçümde ya nasıl bu kadar incelmiş olabilirim, mümkün değil gibi şeyler düşünebilirsiniz. Bunu onun için söylüyorum. Ben 70'ken 67,5, 2,5 santim. Yani belde ve göğüste 2,5 santim incelme var. Kalça 103 santimmiş, 97,5, 6,5 yani karında ve kalçada 6,5 santim var. Bu şunu gösteriyor arkadaşlar. Program bakın karına ve aslında biraz kalçaya yönelik. Dolayısıyla hani göğsüm ve belim, ki benim belim normalde hani vücut yapıma göre daha incedir. Göğsüm ve belim 2,5 incelirken karın ve kalça 6,5 santim inceldi. Sol bacak ve sağ bacakta da yaklaşık 5 santim incelme var. Zaten hani evdekiler söylüyor, sizin de mutlaka yakın çevreniz söyleyecektir. Bacaklarımda gözle görülür olarak bir incelme var gerçekten. Hani belli oluyor yani. Kilo olarak da ben 2 haftada 1 kilo verdim. Şu an 58 kiloyum. Bu şu demek, şimdi diyeceksiniz ki ya incelme oranına kilo oranı doğru orantılı değil diye düşünebilirsiniz. Buradaki dengeyi ben de bilmiyorum açıkçası. Belki bunu bir spor eğitmenine sormak lazım. Çünkü hani 5 santim incelmek demek 3 kilo vermek demek mi yoksa 1 kilo vermek demek, bunu bilmiyoruz. Bu arada videoya şunu da ekleyecektim, onu unuttum, unutmadan onu da söyleyeyim. Bir haftanın sonunda da ölçümleri yaptık. Çünkü bazı challenge programları 14 gün olur, 20 gün olur ama siz bir hafta yapmak isterseniz. Bir haftadaki farklar da şunlardı arkadaşlar. Göğsüm 88'de 85,5. Yani benim göğsümdeki incelme ilk bir haftada oldu. Son bir haftada olmadı. Alt karında 86'ydı 85 oldu. Yani 1 santimi birinci haftada ilk oldu. Bel de 1 santim. Kalça 5 santim. Sol bacak ve sağ bacakta birer santim inceldi. Yani dolayısıyla ortalama aslında
birer santim, 1,5 santim civarında ilk bir haftada incelme oluyor. Chloe'nin daha önceki hani challenge'larını deneyen videolarda da diyorlardı zaten 10. günden sonra anlamaya başlıyorsunuz. Hani 7. günde de biraz fark ediliyor ama çok beklentinizi karşılamayabilir. Bizde challenge bu şekilde oldu. Açıkçası memnun kaldığımı söyleyebilirim ama demin de dediğim gibi devamında hani çok sık bu şekilde challenge'larla belki devam etmeyebilirim ya da bölgesel devam edebilirim. Şu an araştırmam devam ediyor. Eğer dener ve video çekersem dediğim gibi zaten sizinle paylaşıyor olurum. Umarım siz de kendiniz için bir challenge, bir değişim yaparsınız ve başlarsınız. Eğer resimlerinizi veya sonuçlarınızı bizimle paylaşırsanız hep birlikte belki birkaç kişi toparlanıp Chloe'ye yorum olarak gönderebiliriz ve onun yorumlarını alabiliriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.